Ay bu çok zor bir soru. İyi para kazanıyor musun? Ya birinin çocuğu seni görüp trans olmaya karar verirse? Soramazsın'ın yeni bölümünde Iris Mozalar'la birlikteyiz. Iris bir trans kadın model. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Ben Iris Mozalar. 19 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama bölümünde okuyorum. Veganım, feministim ve modellik yapıyorum, DJ'lik yapıyorum, performans sanatçılığı yapıyorum. Erkek olmaktan nasıl vazgeçtin? Birincisi ben erkek değildim. Hiçbir zaman da erkek olmadım. Ve erkek olmaktan haliyle vazgeçmedim. Ben hep bir kadındım, bir kız çocuğuydum ve durum bu aslında. Vazgeçtiğim bir cinsiyet yok. Hep kendi cinsiyetimdeydim. Penisin belli olmasın diye ne yapıyorsun? Bu soru hiçbir trans kadına sorulmamalı. Bu yüzden bu soruya cevap vermeyeceğim. Neden sorulmamalı? Çünkü trans kadınların bedeni üzerinde ve genitalleri üzerinde söz söylemeye, soru sormaya hakkımız yok. Bunlar mahrem ve özel şeyler. Kişinin bedenine ait özel şeyler ve bu yüzden sorulmamalı. Modellik yaparken tacize uğradın mı? Çok şükür uğramadım ama uğrama ihtimali tabii ki de var. Ben bir kadınım ve kadınlar Türkiye'de, aslında tüm dünyada bu sektörde tacize maruz bırakılıyorlar ne yazık ki. Ben uğramadım, uğramak da istemiyorum umarım. İleride de böyle olur. Neden model olmak istedin? Model olmak benim aslında bedenimle barışmamı sağlayan bir araç oldu. Amacım model olmaktı. Bedenimle barışmak da benim amaçlarımdan biriydi, hayat gayelerimden biriydi. Ve bir amacım aslında bedenimle barışmama dair bir araca dönüştü. Bu benim için karar verme sebeplerimden bir tanesi. Ama en önemlisi tabii ki üzerimde bir kıyafet taşımayı, bu kıyafeti sergilemeyi ve bedenimde bu kıyafeti göstermeyi çok seviyorum. En çok istediğim alan da moda sektörü benim. Bu yüzden model olmak istedim. Estetik ameliyat oldun mu? Hayır, hiç estetik ameliyatım yok. Diğer kadın modelleri kıskanıyor musun? Kadın modelden kastın, anladığım kadarıyla, trans olmayan kadınlar değil mi? Hayır, kıskanmıyorum. Kıskanmam için bir sebep yok. Hepimiz kadınız ve aslında tüm modeller, tüm kadınlar güzel ve birbirimizi kıskanmamız için ortada bir gerekçe yok. Moda sektöründe ayrımcılık yaşadın mı? Şanslıyım ki ayrımcılığa hiç maruz bırakılmadım. Bu sanırım çalıştığım insanların bu konuda bilinçli olmasından kaynaklı. Zaten benimle çalışmak isteyen bir insan benim trans bir kadın olduğumu kabul eder ve buna göre beni ister. Herhangi bir ayrımcılığa da maruz bırakılmadım bu yüzden. Çünkü bu tanıdığım insanların veya çalıştığım insanların bilinçli olmasından kaynaklıydı. Trans olduğunu hiç gizledin mi? Hayır, hiç gizlemedim. Açık kimlikli biseksüel trans bir kadınım. Ailen trans bir kadın olduğunu biliyor mu? Evet, biliyor. İlk başta bunu kabullenmekte zorlandılar. Reddettiler beni. Sonrasında şimdi reddetme aşamasını geçip aslında kabul etmeye geçmeye başladılar. Ama ne reddediyorlar şu an ne de kabul ediyorlar. Hormon tedavisi görüyor musun? Öncelikle hormon tedavisi değil, hormon terapisi diyoruz. Çünkü ben hasta değilim aslında trans olduğum için. Ben bir terapi alıyorum aslında, hormon terapisi. Hormon terapisi görüyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır hormon terapisi görüyorum. Moda sektöründe trans bir kadın olmanın bir avantajı var mı? Trans olmanın da kadın olmanın da herhangi bir avantajı zaten yok. Ama moda sektöründe trans kadınlar, özellikle trans kadınlar tercih edilebiliyor bazen. Bu görünürlüğü arttırmak amaçlı olabilir ya da herhangi bir proje için tercih edilen karakter olabilir. Ama bunu avantaj demek doğru olmaz. Çünkü bu bir farklılık. Modellik yapan diğer trans bireylerle rekabet yaşıyor musun? Modellik yapan diğer translarla bir rekabet yaşamıyorum. Kendi adıma yaşamıyorum. Yaşamamın da yersiz olduğunu, herhangi birinin yaşamasında yersiz olduğunu düşünüyorum. Zaten bulunduğumuz sektörde zor var oluyoruz. Birbirimizi rakip olarak görmek doğru değil bu durumda. Vücudunda beğenmediğin yerin var mı? Vücudumda beğenmediğim çok fazla yerim var. Model olmadan önce çok daha fazlaydı. Boyumdan nefret ediyor diyebilirdim. Boyum 1,88. Ama şimdi modellik yapmaya başladıktan sonra vücuduma daha çok barışmaya başladım. Ama hala beğenmediğim çok fazla yerim var. Örnek vermem gerekirse alın kısmım, ayaklarım,
Ve tabii ki genital organımdan hoşnut değilim. Hiç seks işçiliği yaptın mı? Velev ki yaptım. Tüm modeller yeme bozukluğuna mı sahip? Hayır, tüm modeller yeme bozukluğuna sahip değil. Aksine bizim sağlıklı ve iyi beslenmemiz gerekiyor ki vücudumuz da iyi ve şekilli dursun. Zaten yeme bozukluğu bir hastalık ya da hastalık içinde gözüken bir semptom. Bu kişiye bağlı bir şey, mesleğe bağlı her zaman olmak zorunda değil. Ağır diyetler yapıyor musun? Ağır diyetler yapmıyorum ama bir takım diyetler yapmaya çalışıyorum. Sıkılaşmak ve ince gözükmek için. Hiç trans bir kadın olduğun için bir iş teklifinin geri çekildiği oldu mu? Evet, oldu. Bir takım iş yerlerine, kafelere ve benzeri yerlere başvurmuştum. Oralarda çalışmak istemiştim ama kişilerin yüz ifadelerinden, hareket ve tavırlarından trans olduğum için oraya kabul edilmeyeceğimi anladım. İyi para kazanıyor musun? Yani şöyle söyleyeyim, şu ana kadar yaptığım modellik işlerimin sadece iki tanesinde çok cüzi miktarda para kazandım. İnsanlar sanıyor ki modeller çok fazla para kazanıyor. İnsanlar aslında göz önünde bulunan herkesin çok para kazandığını sanıyorlar. Ama hayır, yani aslında ben şu an ay sonunu getirsem şükrediyorum, iş arıyorum, işe başlayacağım falan filan. Burs arıyorum aynı zamanda. Yani çok para kazanmıyorum ne yazık ki. Çok para kazansam cinsiyet uyum operasyonumu gerçekleştirirdim. Cinsiyet uyum operasyonu çok mu pahalı? Evet, cinsiyet uyum operasyonu aslında pahalı. Türkiye'de sigorta kapsamında cinsiyet uyum operasyonunu olabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki Türkiye'deki sigorta kapsamında yapılan ameliyatlar herkesin isteğini ve beklentisini karşılamayabiliyor. Benimkini de karşılamayacağını düşünüyorum. Ve en iyi yerde, en sağlıklı şekilde ameliyat olmak ve ameliyat olmak istemek benim hakkım aslında. Bu yüzden Tayland'da olmak istiyorum bu ameliyatı. Yaklaşık 80 bin lira ameliyat masrafım var. Bunun için de zaten bir kampanya başlatma sürecindeyim. Ne kampanyası? Cinsiyet uyum operasyonumun fonlanması için bir kampanya. Model olmak için ne gibi süreçlerden geçmek lazım? Bir takım eğitimler alınabiliyor. Yürüyüş, zarafet eğitimi, poz, bakış eğitimi gibi eğitimler alınabiliyor. Ben bu eğitimlerin hiçbirini almadım ve böyle peşi sıra giden tekliflerle ve projelerle model oldum. Bu kişinin içsel yeteneği de olabilir, aldığı eğitimin ortaya çıkarttığı yeteneği de olabilir. Ama bu eğitimleri almak istiyorum çünkü bu eğitimler asıl mesleğin olayı ve bunları da alacağım yakın zamanda. En büyük hedefin ne? En büyük hedefim, en büyük hayalim aslında modellik ve müzik alanında ilerlemek. Modellik ve müzik alanında ilerlemek. Akademik olarak da plastik sanatlar alanında ilerlemek istiyorum. Aslında çok çeşitli dallarda, çok çeşitli branşlarda var olmak istiyorum. En büyük hedefim bunların hepsini birlikte gerçekleştirebilmek. Mutlu musun? Hayır, değilim. Majör depresyon hastasıyım ve anksiyete bozukluğu hastasıyım. Bu hastalıklara sahip bir insan ne kadar mutlu olabilirse ben de o kadar mutluyum. İlaç kullanıyor musun? Evet, ilaç kullanıyorum. 3 tane. Sence trans bir kadın olduğun için mi depresyondasın? Trans bir kadın olmamın çok büyük bir etkisi var buna. Çünkü trans bir kadın olmak hayatın her alanında sana bir dezavantaj getiriyor. Ve bu dezavantajlarla sürekli olarak mücadele etmek zorunda olmak tabii ki insanı yoran, tüketen ve üzen ve modunu düşüren bir şey. Bu da depresyon hastalığına sahip olmamın sebeplerinden bir tanesi tabii ki. Hiç kendini öldürmeye çalıştın mı? Evet, 2 kere intihar teşebbüsüm oldu. Birinde ilaçları içtim ve ambulansı aradım bir süre sonra pişman olup. Hastaneye kaldırıldım, midem yıkandı. 2 gün hastanede yattım serviste. İkinci teşebbüsümde eski partnerimi arayıp her şey için teşekkür etmek istedim. Ve sonrasında intihar edeceğimi öğrendi ve ta Eskişehir'den İstanbul'u arayıp polisi kapıma dayandırdı. Sağlık ekipleri, zabıta, itfaiye, polis kapımdaydı. İçeri girdiler, ilaçlarımı el koydular, tutanak tuttular ve olay böylece kapandı. İkinci teşebbüsüm de böyleydi. Neden kendini öldürmeye çalıştın? Romantik ve sosyal ilişkilerim çok kötü gitmişti. Bir takım sorunlar ve travmalar yaşamıştım ilişkilerime dair.
Ve bundan dolayı bu tetikleyici etken oldu aslında. Onun haricinde zaten beni depresyona ve anksiyeteye sürükleyen etmenler de var bir yandan. Tetikleyici etmen bunların hepsini tetikledi ve böylece üst üste gelip beni intihara sürükledi. Hala kendini öldürmek istiyor musun? Hayır, düşünmüyorum. Gerçek adın ne? Gerçek adımdan kastınız genellikle bana sorulan bu soruda kimlik adım ya da doğumda bana atanmış ismim oluyor. Hayır, gerçek adım benim seçtiğim adımdır. Gerçek adım Iris. Pembe kimliğin var mı? Hayır, ne yazık ki henüz alamadım. Dava sürecimi başlatacağım yakında. Ameliyat olacağım. Ameliyat olduktan sonra tekrar dava açacağım ve ondan sonra kimliği alacağım. Medyanın özendirmesi yüzünden mi trans oldun? Yani medyanın özendirmesi, medya transla özendirmiyor bir kere. İkincisi, özenmekle trans olunmaz. Kişi kendi kimliğini seçemez ve bu yüzden kişi trans olarak doğar ya da na-trans, yani trans olmayan olarak doğar. Zaten cinsiyetimiz dahiliyle kendimizi seçemiyoruz, kadın ya da erkek olmayı. Ve bu yüzden özendirmekle trans olunmaz. Onurunu kıran şakalarla karşılaşıyor musun? Evet, karşılaşıyorum. Genellikle boyum üzerinden bu şakalar dönüyor. Boyumu, yani trans bir kadın olmamdan dolayı boyumu ekstra wow görüyorlar ve bu yüzden bunun üzerine şaka yapabiliyorlar ve bu benim onurumu kırıyor. Yani onurumu kırıyor derken aslında onurumu kırmıyor, beni incitiyor. Bununla birlikte zamanında, yani şu an arkadaş çevremi kendim seçebildiğim, düzenlediğim için bu şakalara daha az maruz bırakılıyorum. Ama önceden lise hayatımda ve ortaokul, ilkokul hayatımda çok fazla onur kırıcı, incitici, travmatize edici şakalar ve söylemlere maruz bırakıldım. Ama bir süre sonra bunları kaldıramıyorsun ve bu psikolojiyi biraz yıpratan bir şey ve travma bırakan bir şey. Benim hala ilkokul ve lise travmalarım kafamda hala duruyorlar. Murat Övünç transların çok rahat yaşadığını söyledi bu ülkede, öyle mi? Yani bu da yine komik söylemlerden bir tanesi. Translar bu ülkede yakılarak öldürülüyor. Yakılarak öldürülen bir dezavantajlı grup ne kadar rahat yaşayabilir? Aslında mantık sınırlarını zorlayan bir söylem. Tabii ki de translar bu ülkede rahat yaşayamıyor. Hangi alanda çalışırsa çalışsın, hangi sektörde bulunursa bulunsun, nerede yaşarsa yaşasın, her zaman ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakılıyoruz. Gençlere kötü mü örnek oluyorsun? Hayır, gençlere kötü örnek olmuyorum. Aksine gençlere, yani ben de gencim hala, 19 yaşındayım ve gençlere kötü örnek olduğumu, kimseye kötü örnek olduğumu düşünmüyorum. En azından bunu amaçlıyorum. Trans olmam eğer gençlere kötü örnek oluyorsa, bu kötü bir örnek değil. Rol model alabilir bazı insanlar, bazı translar beni. Trans çocuklar özellikle. Bu beni onore eder açıkçası. Çünkü onlara güç veriyorsam, trans çocukları güçlendiriyorsam, onlara özgüven veriyorsam ne mutlu bana. Ya birinin çocuğu seni görüp trans olmaya karar verirse? Bahsettiğim gibi trans olmaya karar verilmez. Trans varoluş biçimidir. Trans olmak bir varoluş halidir. Bir çocuk transsa, transtır yani. Bu beni görerek yaşayacağı bir şey değil. Aksine trans bir çocuğun beni görüp de benden güç alması beni gerçekten mutlu eder.